Bizden sayı doğrusu üzerindeki noktayı bir kesir ve ondalık sayı olarak ifade etmemizi istiyorlar. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Şimdi birlikte yapmaya hazır mısınız? Sayı doğrusu üzerindeki nokta 4'ten büyük ama 5'ten küçük. 4'ten büyük, 5'ten küçük. 4 ile 5 arasını da bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ve 10 eşit parçaya bölmüşler. Bu aralıkların her biri o halde bir onda birlik. Demek istediğim burası 4 ise burası 4 onda 1. Burası da 4 onda 2. Bunu bir kesir olarak yazmak istersek 4 tam 2 bölü 10 yazabiliriz. Ondalık sayı olarak da 4 virgül yazarız. Onda birler basamağına da 2 koyarız. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Bizden sayı doğrusu üzerindeki noktayı yine bir kesir ve ondalık sayı olarak ifade etmemizi istiyorlar ama bu sefer birazcık farklı bir durumla karşı karşıyayız neden farklı olduğunu görebildiniz mi? Hadi hemen videoyu durdurun. Neden farklı olduğunu ve sorunun yanıtını kendi kendinize bulmaya çalışın. Evet, bu sorudaki nokta iki tam sayı arasında değil, iki ondalık sayı arasında. 3 onda 2 ile 3 onda 3 arasında olduğumuzu görüyorsunuz değil mi? Noktamız 3 onda 2 ile 3 onda 3 arasında olduğuna göre bu aralıkların her biri de 1 bir onda birliğin onda biri olmalı. Ya da buna bir yüzde birlik diyebiliriz. Başka bir deyişle 3,2 ya da 3 onda 2'nin 3 ve 20 yüzde birlik olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde 3 onda 3 de 3 yüzde 30'a eşittir. Bu eğer 3 ve 20 yüzde birlikse burası 3 ve 21 yüzde birlik. Burası da yani noktamız da 3 ve 22 yüzde birlik olur. Hemen not edeyim. 3 ve 22 yüzde birlik. Bunu tam sayılı kesir olarak yazmak isterseniz 3 tam 22 bölü 100 yazabilirsiniz. Bunu yapmanın bir diğer yolu, buradaki başlangıç noktamız 3,2 öyle değil mi? Ve her bir aralıkta buna bir tane yüzde birlik eklediğimiz için buraya geldiğimizde iki tane yüzde birlik eklemiş oluruz. Böylece 3 ve 2 onda birlik ve 2 yüzde birlik elde ederiz. Evet, noktayı hem bir kesir hem de bir ondalık sayı olarak ifade ettik.